Herkese merhaba. Uzun zamandır benden istediğiniz bir video vardı. O da video. Bir türlü çekme fırsatı bulamamıştım. Günümün 17-18 bazen 19-20 saatini bu odada geçiriyorum. Peki ben bu odada neler yapıyorum? Günümü nasıl değerlendiriyorum? Videoları ve canlı yayınları nereden yapıyorum? Oyunlarım neler ve odanın geri kalanında neler var? Bugün bunlara bakacağız. Keyifli böyle sohbet anlamında geçecek. Oyunlardan bahsedeceğim, oyun önerebilirim, kendimden bahsedeceğim. Kafamıza göre takılacağız arkadaşlar. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bugün heyecanım çok büyük. Çünkü 100 bin aboneyi geçtik. İnanılır gibi değil. Yani benim için öyle. Çünkü arkadaşlar ilk başlarken, ilk kanalı açtığımda amacım sadece benim kafamdaki oyuncuları bir araya getirmekti. Hani 1000 abone hedefim vardı. 1000 abone hedefinden 100 binlere geldik. Aileme, sevdiklerime, dostlarıma, üyelerime, abonelerime, herkese çok teşekkür ediyorum yanımda olan herkese. Çok mutluyum. Çok söyleyecek söz bulamıyorum. Hadi bakalım. Oda turuna başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum. Turumuza giriş kapısından başlıyoruz. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Odadan içeri giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Odama giriyorum. Oda genel olarak 25-26 metrekare bir oda arkadaşlar. Bütün günümü burada geçiriyorum. Yaklaşık 16-17 saatimi bu odada geçiriyorum. Bunun yanında bazen 20 saati bulabiliyor. Hatta uyuyup kaldığım da oluyor. Çok yoğun çalışıyorum. Şimdi şurada bilgisayar sistemim var. Size yayınları hem canlı yayınlar hem de normal videoları da burada yapıyorum. Yine buraya detaylı geleceğiz arkadaşlar. Önce şöyle saat yönünde gidelim. Burada Turtmaster T300 RS direksiyon setim var, simülasyon setim. Ve Placid Race Pro ile bir olarak kullandığım Turtmaster setim. Bunu biliyorsunuz, beni zaten Gran Turismo serisinden takip edenler bilir. Genelde bütün seriyi bu setle çekiyorum sizlere. Televizyonun önüne çekiyorum. Buradan yayınlarımı kaydediyorum. Oyunlar bölümüne gelirsek. Oyunlar şöyle şu köşeye göstereyim önce. Odaya girdiğimdeki ilk sol köşeye bir bölüm. Burada bir köşe daha var. Burada da figürlerim var. Ve altta da filmlerim var. Şimdi arkadaşlar bu taraflar daha çok FPS oyunları. Yani birinci şahıs, first person shooter'lar diyebiliriz. Çok sevdiğim oyunlar. Özellikle arkadaşlar Wolfenstein, hani bilenler bilir eskilerden. Wolfenstein birinci şahısların, neden onu en başa koydum? Çünkü birinci şahıs oyunların atası diyebileceğimiz bir oyundur. 1992 çıkışlı bir oyun. Bunun remake'leri de bir. Remake'leri olduğu için anısı üzerine ben yine en başa koydum. Wolfenstein'ı da gerçekten 1992'de ilk çıktığında da zamanında oynamış oyunculardan bir tanesiyim. Zaten beni tanıyanlar tanır. Eski, çok eski bir oyuncuyum. Wolfenstein 3D diye geçiyordu. 1992'de ID Software'ın yaptığı önemli oyunlardan bir tanesi. Ardından diğer birinci şahıs oyunlardan bir tanesi de, onu da en başa koydum. Doom tabii. Doom serisi. Doom serisi de 1993'te, yani ondan bir sene sonra çıkmıştı. Çok sabahlar etmiştik. Gerçekten. Çok güzel günlerdi. Birinci şahıs oyunlar, işte Wolfenstein serileri var. Youngblood'u biliyorsunuz zaten. Bloskowski ana karakterin kızlarını oynadığımız co-op tabanlı bir oyun. Wolfenstein serisi, Metro, yine Metro'lar benim için çok özel. Metro serilerini çok seviyorum. Yani atmosferi beni gerçekten etkiliyor. Outlast Trinity. Bu Outlast paketi de arkadaşlar, normalde Outlast biliyorsunuz Türkiye piyasasında yok. Olmayan bir oyun. Sadece fiziksel olarak sahip olabiliyorsunuz. Bunda Outlast 1 var, Outlast 2 var ve Outlast Whisperblow adında bir paket vardı. Ekstra olarak satılan. O da bu, yine bu CD'nin içinde. Toplam 3 tane oyunu var. Çok bulunan bir koleksiyon değil. Değerli bir koleksiyon. Resident Evil, Alien Isolation. Yine önemli, değerli oyunlardan. Özellikle Stealth, gizli temalı oyunlarda. Çok sevdiğim, değer verdiğim oyunlardan bir tanesi. Shadow Warrior, Sniper Ghost Warrior serisinin Contract oyunu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapayım. Şu anda burada göreceğiniz fiziksel oyunlar PlayStation 4. Çok fazla oyun var tabii ki. Bir gün dijital arşivimde gösteririm. 1200-1250'nin üzerinde dijital oyunumuz var. Oyunları son zamanlarda fiziksel almıyorum. Çünkü size zamanında ilk günü itibariyle yetiştirmem gerektiği için, özellikle bu jenerasyonda, PlayStation 5 jenerasyonunda oyunları dijital almaya çalışıyorum arkadaşlar. Dijital alıyorum ki ilk gün itibariyle, ilk saat itibariyle hemen size kayıt yapıp çekebileyim diye. Buradan devam edelim. Hızlı oynanışa sahip Rage. Titanfall, yine çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Titanfall 2. Titanfall'u bilmeyen kardeşim de hemen şöyle anlatayım. Respawn Entertainment'in şu andaki başındaki adamlar aslında, yani Titanfall'dan öncesinde orijinal Call of Duty 4 Modern Warfare vardı ya arkadaşlar, oradaki ekipti. Onlar Activision'dan ayrıldıktan sonra Electronic Arts'a geçmişlerdi. Onların ilk yaptığı büyük oyunlardan bir tanesidir. O yüzden kontrolleri falan, oynanışı Call of Duty'ye çok benzer. Battlefield serilerini severim. Her ne kadar Call of Duty benim için hani özel olsa da Battlefield serilerini severim. Hemen şöyle göstereyim bunları da. Battlefield 4, işte Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı. Battlefield 4 de bu arada Battlefield'in en son modern savaş olarak geçen oyunudur.
Killzone Shadow Fall, bu da PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından bir tanesi. Bu arada şurada Resident Evil 5'in Collector kutusu var. Onu da göstermiş olayım. Bakın burada ne var? Pac-Man arkadaşlar. Pac-Man'in arcade makinesi. Değil mi? Çok mini bir arcade makinesi. Ama aslında bu ne biliyor musunuz? Bir şeker. Gerçekten ben bunu açıp yemedim ama içinde şeker var. Muhtemelen bozulmuştur şeker. Çok eski bende bu, yıllardır var. Son kullanma tarihi 2015. Pac-Man'in şekeri. O da burada. Evet. Yine Outer World. Çok önemli bir oyun. Outer World. Eğer Fallout 4'ü seviyorsanız, birinci şahıstan oynanan, hem de third person, hem dış kamera hem iç kameradan oynayabildiğimiz, üçüncü şahıs ve birinci şahıs oynanabilen bir rol yapma oyunu. Aynı Fallout 4 gibi. Hem cinsleridir zaten onların. Dishonored serisi yine çok severim. Dishonored 1, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsiders DLC paketleri. Far Cry serileri. Bioshock. Tabii ki Bioshock benim için çok değerli oyun. Orijinal Bioshock 1, Bioshock 2 ve Bioshock Infinite var. Toplam çift disk. Bu da çok değerli yapımlardan bir tanesi. Retro tarzı oyunlar istersem. İşte bu Ambernic. Geçen gün göstermiştim size. İlk bakışını yapmıştık zaten kanalımızda. Bütün retro, PlayStation 1 oyunlarından tutun da eski arcade oyunları, Nintendo oyunlarına kadar aklınıza gelecek bütün 32 bit cihazlara kadar hepsini oynatabiliyor. Onun bir alt modeli. Bu biraz daha basiti. Bu her iki cihazda, yani Abernic'te, SAP'ta, bunların her ikisi de televizyona bağlanabiliyor. Ve ekstra kolları da var. Bununla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Hazırlayamadım daha. Bu SAP'la da ilgili bir video gelecek. Ve Tetris. Yılların eskitemediği, bana soruyorlar arkadaşlar, işte diyorlar ki en sevdiğin oyun ne abi? En sevdiğim oyunlardan bir tanesi Tetris'tir. Belki de hani çocukluğumuzun, yani o dönem, hele ki 80'lerde arkadaşlar, 80'lerin sonunda 90'ların başında, yani babamızın bile gömlek cebinde vardı, öyle diyeyim size. Öyle bir hastalıktı ki bu. Mantığı çok basittir ama inanılmaz çok değerli bir yapım. Onu da görmüş olduk. Şimdi şurada neler var? Burada bir dolabım var. Burada kırmızı bir dolap var. Bu kırmızı dolap önemli bir dolap. Burada önemli şeylerimi, yani önemli derken benim için herkesin ellememesini istediğim şeyler. Genelde işte müzik çok özel CD'lerim ya da plaklarım varsa onları kaldırıyorum. Burası da oyunların Collector Edition'ları ve Artbook'ları ile ilgili bölümüm. Bakın bu Mortal Kombat 11'in Collector Edition metal çelik kartı. Limited Edition. Days Gone bu pin seti. Gerçek metal pin setleri. Bu Band Studio, bilmeyen kardeşlerime de söylemiş olayım. Band Studio orijinalde PlayStation 1'de şey vardı arkadaşlar. Neydi adı? Gerçekten yaşlanıyorum. Siphon Filter. Siphon Filter oyununun aynı zamanda yapımcılarıydı kendisi. Days Gone'un pinleri. Last of Us'ın pinleri. Yakala. Days Gone kitapçığı. Uncharted 4. Last of Us Part 2. Yine kitaplar. Spider-Man. Burada Cory Barlog imzalı yine Collector Edition teşekkürü. Ve Mortal Kombat. Mortal Kombat'ı zaten çok severim. Kanaldan beni bilenler biliyor zaten. Mortal Kombat hayranıyım. Bu arada burada Bioshock 2 ve Doom özel sürümleri var. Bunları da bir ara göstereceğim arkadaşlar. Yine buradaki oyunlar arasında başta figürlerim var. Mortal Kombat, Sub-Zero ve Scorpion. Mortal Kombat dediğimizde aklımıza ilk gelen Scorpion ve Sub-Zero'dur. Kratos, Rage modu. Kratos ve Poseidon. Şöyle belki açıdan görebilirsiniz. Mortal Kombat 11, yine çelik kasası. Bu da bir başka Mortal Kombat. Mortal Kombat XL, Wipeout. Wipeout çok önemli bir oyun. Wipeout, PlayStation 1'in çıkış oyunudur arkadaşlar. PlayStation 1'in ilk çıkış oyunlarından bir tanesidir. Omega Collection, bu zamana kadar çıkmış bütün Wipeout'ların en iyi pistlerini tek çatıda toplar. Şöyle gelelim, Days Gone. Her ne kadar çıktığında sorunlar yaşatmış olsa da, hatalar çıkartmış olsa da, bu da yine Days Gone'un önemli figürlerinden bir tanesi. Bu Collector Edition parçası. Çok detaylıdır. Haritanın detayları dahi arkadaşlar var. Days Gone ve Days Gone'un çelik kasası. God of War 2018 metal çelik kutu. God of War Ragnarok çelik kutu. Last of Us. Bu Last of Us, evet, Last of Us'ın da yine arkadaşlar çelik kutusu. Bir tarafta Ellie, bir tarafta da Abby var. Birbirlerine küsler bunlar, pek konuşmuyorlar. Uncharted 4 metal kutu. Marvel Spider-Man metal kutu. Burada bakın, PlayStation cüzdanı arkadaşlar, bu hediye. Biliyorsunuz yayınlara da gelir, Mehmet abimiz var. Bana hediyesiydi. PlayStation şeklinde bir lisanslı cüzdan. Bu tarafta başka ne var? Xbox Series X. Dünyanın en güçlü konsollarından bir tanesi. Her ne kadar oyun çıkarmıyorlar olsalar da umarım yakında çıkarırlar. Şöyle ortaya geldiğimizde arkadaşlar TV var. TV soruyorlar. Çok soran kardeşlerimiz oluyor. Şöyle biraz da geriden gideyim. TV çok büyük bir TV var. 85 inç arkadaşlar. Sony Bravia 85 inç. XP85.
X modeli, X serisi. 85 inçlik bir TV var. Genelde işte filmlerimizi hafta sonu olsun eşimle filmlerimizi burada izliyoruz arkadaşlar. Çok fazla zamanım olmuyor işin açıkçası. Haftada bir gün bir sinema günü yapıyorum. Koltuklarımız var. Böyle geliyorum. Atıyorum kendimi. Bu arada arkadaşlar bu kırmızı koltuk ve duvarı hatırlamışsınızdır. Yayıncılığa ilk başladım. Yani kanala ilk başladığım zamanlar donanım eksikliği. Ayrı kameradan çekip bilgisayarım yoktu. Yani şu setup yoktu arkadaşlar. Olmadığı için de bilgisayarım olmadığı için de burada ayrı kamerayla action cam ile çekiyordum. Daha sonra eşimin bir küçük laptopu vardı. Orada oyunlarla birleştiriyordum. O yüzden eski videolarımda hep böyle arka fon vardı. İşte burada çekiyordum arkadaşlar. Kırmızı duvar orada. Burada işte TV koltuğu var. Sinema modu alıyor. Yine şans terliklerimi giydim. Genelde soruyorlar abi neden oda bu renk siyah diye. Genelde soruyorlar. Şunu soruyorlar. Abi işte bu odayı ne kadar zamanda yaptın? Nasıl yaptın falan diye. Şimdi bu kısa bir süreli olmadı. Uzun süreli bir plan oldu. Odanın duvarları siyahımsı, füme rengi, mat siyah diye geçiyor. Sinema salonlarında kullanılan bir boya. Aynı şekilde kırmızılar da arkadaşlar. Bordo'ya yakın bir kırmızı. Işık bayağı düştüğünde duvarlar görünmüyor. Yani çok zifiri karanlık oluyor. Aynı şekilde perdeler de arkadaşlar. Blackout denen bir perde. Bu da güneş geçirmiyor. Halbuki çok fazla güneş var dışarıda. Çok fazla güneş var. Perde hiçbir şekilde ışık geçirmiyor. O yüzden düşük loş ışıkta film izlerken sanki bu dev ekran havada duruyormuş gibi, havada uçuyormuş şeklinde duruyor. Yani arka fonları falan görmüyorsunuz çünkü duvarda herhangi bir parlaklık olmuyor. Sinema sistemim var. Pioneer sistem kullanıyorum. Matrix destekliyor, DTS HD. Bakın şu subwoofer, Pioneer. Bunlar komple sinema sistemi seti. Bunlar 9030 serisi. Kabinler, hoparlörler. Aynısı bu tarafta da var. Bunlar frontlar. Merkez var. Aynı şekilde bir de uydular var arkadaşlar. Backler var. Hepsi Pioneer set. Blu-ray filmlerim. Filmleri çok seviyorum. Benim için önemli, değerli filmleri arşivime almaya çalışıyorum. Her ne kadar son zamanlarda alamasam da burada eski DVD'ler. Başta da söylediğim gibi PlayStation 5 oyunum fazla yok. Hepsi dijital çünkü İstanbul'da değilim. İstanbul'da yaşamıyorum bu arada. Bilmeyen kardeşlerim. İstanbul'da yaşamadığım için bir ürün almak, bir oyun alıp getirttirmek günler sürüyor. Bazen 3-5 gün alabiliyor. O yüzden oyunları size erkenden yetiştirmek için dijital ürün. PlayStation 3'üm. Yine sevdiğim koleksiyonlar. Şu Matrix Anthology. Gelelim figürlere. Evet, figürler benim için önemli. Çünkü oyunlarla bağ kurmamı sağlıyor. Şöyle düşünün. Bazen derler ya arkadaşlar, büyüklerimiz. Yani sizin odanıza girip derler ki işte bu oyuna para veriyorsun, neden veriyorsun? Bu sizin büyüğünüz derken ailenizden birisi de olabilir. Eşiniz de olabilir, kız arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Yani bunu şey gibi düşünün. İşte anneniz ya da bir büyüğünüz masanın ortasında vazo oluyor değil mi? Vazo sizin için anlamsız gelebilir ama onun için anlamlı. Yani vazoyu alıyor, evini süslüyor. Bizim için de aynı şey bu. Odama girdiğimde, gördüğümde beni mutlu ediyor. Önemli olan da odur zaten. Şöyle bakarsak. Bu Mortal Kombat. Arkadaşlar Mortal Kombat biliyorsunuz 9'da remake'e döndü. Tekrar yeniden doğdu. Mortal Kombat'ın bu Collector Edition'ı. Ama Amerikan versiyonu arkadaşlar. Avrupa'da çıkmadı bu. Bu Avrupa versiyonu komedi. Şu kadar. Şu kadar. Aynı oyun. Bu da Amerikan versiyonu. Scorpion ve Sub-Zero'nun mücadelesi. Last of Us Part 2'nin Collector Edition'ı. Heykellerin ve Collector Edition'ların figürlerin hepsinin kutu açılımları kanalımıza var. Kutu açılımları diye bir oynatma listesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine Last of Us en çok sevdiğim oyunlardan başında geliyor. Özellikle PlayStation özel oyunlarında en çok sevdiğim oyunlardandır. God of War Ragnarok. Bu Jotnar Edition ama. Gerçek boyutta ve sapındaki bütün detaylar deri ve işlemeli. Çok önemli bir koleksiyon. God of War 2018 Collector Edition. Atreus'la birlikte. Ava çıkmışlar. Nathan Drake. Uncharted 4 Collector Edition. Marvel Spider-Man. Peter Parker'ın hikayesinin olduğu ilk orijinal Marvel Spider-Man Collector Edition. Ve Mortal Kombat 11 Scorpion Mask. Birebirdir. Gerçek boyutta bir büst. Burada PlayStation 5 var. PlayStation 5. Kendim keyif için oynayacağım zaman arkadaşlar buradan oynuyorum. Onun haricinde çekim yapacağım zaman da tekrar bu tarafa geliyorum. Orayı da zaten göstereceğim. Sağ tarafa geldik arkadaşlar. Burası büyük bir köşe. Bu köşe hem oyunlar var hem müzikle ilgileniyorum. Burada davulum var arkadaşlar. Roland. Genelde soruyorlar nedir diye abi.
V-Drump TD-17 arkadaşlar set. Bunun haricinde yine burada Pioneer setim var. DDJ SP2 müzik mixlemek için. Hem buradan müzik yapıyorum hem aynı zamanda buradan da coverlayabiliyorum. Eskiden DJ'lik yapmıştım. O dönemden kalma hobimdir. Şu anda tabii evde kendimiz sadece işte özel günlerde, doğum günlerde, yılbaşlarında kendimiz için çalıyorum. Şu sol köşeden başlayalım. Burada daha çok third person oyunlar var. Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, Red Dead Redemption ki bunu çok seviyorlar. Shadow of the Colossus, çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Famitu Uda'nın oyunu. God of War 3 Remastered, Control. Bakın bak burada ne var. Şöyle göstereyim size. Nathan Drake'in madalyonu. Uncharted 4'ten bildiğiniz gerçek metal. Uncharted Collection, Uncharted 1, 2, 3, 4, Kayıt Miras, Jedi, Star Wars, Tomb Raider serileri ve Injustice. Şurada da Injustice'ın şapkası var. Bu da PlayStation 4 şapkam. Bu şapkaları şeyden bilirsiniz. Biliyorsunuz size short videolar hazırlıyorum. O short videolarında iki karakteri oynuyorum biliyorsunuz. Bazen Xbox oluyor, bazen PlayStation kapışıyoruz. O karakterlerden birbirini ayırt etmek için kullandığım şapkalar ama birçok kardeşim soruyor. Abi işte o videolardaki senin ikizin mi? Hayır arkadaşlar ikizim yok. Ben tek kişiyim. Sadece onu montajla kendimi iki kişiymiş gibi yapıyorum. Onun haricinde yoksa tekim yani. Şöyle devam ediyoruz. Şurada PlayStation 3 oyunlarım var. Çok hit oyunları burada tutuyorum. Bakın Red Dead Redemption 1 var, Grand Theft Auto var, Max Payne var, Battlefield'lar, UFC, Fear, yine Fear serisi. Ne yazık ki PlayStation, yeni PlayStation'lara gelmedi. İşte Team Ico, Hitman'lar, Injustice, Gran Turismo ve PlayStation Exclusive'ler de burada. Just Cause, Batman, Sniper, Mortal Kombat'ın arcade kolu. Bununla yine kutu açılışı ve detaylı incelemesi var kanalımızda. Şu Edge Control'un kutusu. Until Dawn, sinematik oyunlar, Resident Evil serileri, Assassin's Creed, Hellblade, Soul Calibur, Tekken 7. Ha bana çok soruluyor arkadaşlar. Abi en çok sevdiğin oyun, benim en çok sevdiğim oyun Talos Principle. Puzzle platform, Portal gibi bir oyun diyebiliriz. Eğer Portal tarzı oyunları seviyorsanız arkadaşlar, Talos Principle bunlardan en iyisinden bir tanesi. Yani bir nokta bir nokta ekmek için çözdüğümüz puzzle'lar benim için çok değerli bir oyun. Tetris, yine Tetris hayatımda en iyi 5 oyun içine girer. Beyin yakan oyunları seviyorum, puzzle oyunlarını. Tetris de yine önemlilerinden bir tanesi. Bu aynı zamanda VR'da da oynanıyor. PlayStation VR 2'de de oynanıyor. Inside Limbo, Trial Fusion, Ace Combat 7 uçak oyunu, Burnout Paradise. Şurada araba yarışı oyunlarım var. Breakfast, Grid, Dry Club, yine PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından ve Gran Turismo. Bakın ama şurada kardeşlerim çok güzel iki tane değerli oyun var. Bu arada şu figür de, müzikle ilgili figür de eşimin bana hediyesi. Ben müziği çok sevdiğim için çok teşekkür ederim tekrar buradan. Evet arkadaşlar, PlayStation 1 oyunu göstereceğim şimdi size. PlayStation 1 oyunlarından Tekken 1, PlayStation 1'in çıkış oyunu. Bir diğeri de Ridge Racer, PlayStation 1'in çıkış oyunlarından bir tanesi. Kalite yıllar geçtikçe düşüyor. Tekken 1 ilk PlayStation 1 çıktığında içinde o kadar kalın sayfalı bir kitapçık var ki, hatta bakayım çıkartmaya çalışacağım. İçinden çıkan kitapçığa bakar mısınız? Yani şuraya bakar mısınız ya? Bütün hareketler, bütün adamların detayları, karakterlerin hikayeleri. Yani oyunculuk PlayStation 1'de böyleydi. Her oyun birbirinden değerliydi. O kadar güzeldi ki baskıları, şeyleri. Şu anda o kalite artık çok kalmadı arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ama ne yazık ki pek kalmış durumda değil. Bu köşeyi de böyle bitirdik. Bilgisayar sistemine bakalım. Işık rahatsız edecek mi sizi bilmiyorum ama. Bu Elgato Ring. Size yayınları yaptığım yer. Hatta açayım da benim derdimi anlayın. Şu benim yaşadığım, tam oturduğum ortamı bir görün. Benim neler hissettiğimi bir hissedin arkadaşlar. Tek başıma olduğum için çekimi tek başıma yapıyorum. İster istemez kadrajdan dışarı çıktıysam, içine girdiysem, hatalarım olduysa kusuruma bakmayın. Şimdi ben her zaman diyorum ki yayıncılık çok zor. Oradan izlemesi kadar bir de bu taraftan yaşananlar var. Yani şimdi bu tarafta arkadaşlar şöyle bakacak gösterecek olursam. Bakın. Bir tane şu ana ekranım. Burada bir ekran daha var. Burada bir tane daha var. Ve burada ışık var. Ve burada da var. Ve işte sıcaklıklar var. Bilgisayarın sıcaklığı falan var. Burada gerçekten çalışmak kolay değil. İşte bazen kardeşlerimiz gönül koyuyor. Abi işte niye
mesajımı okumuyorsun falan. İnanın göremiyorum arkadaşlar, yetişemiyorum. Yani ışıktan gözlerimiz yorulmuş oluyor. Hiç dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş değil. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, şurada bir tane 1080p monitörüm var. Bu 1080p monitörle sadece yayının gidişatını takip ediyorum. Yani yayın aracını takip ediyorum buradan. Burada bütün chatleri, yandaki notlarımı, her şeyi, bütün chatin akışını, her şeyi buradan takip ediyorum. Burada da ana ekran. Bu ana ekranda arkadaşlar, işte internette geziyorum. Aynı zamanda oyun oynuyorum size buradan. Oyun oynarken yayın yapıyorum. Bunun yanında şurada küçük bir tabletim var. Bu tablet de arkadaşlar canlı yayınlarda, örnek diyorum, buradan chatin akışını izleyebiliyorum. Canlı yayında ara verdik diyelim. 10 dakika değil mi? Bazen ara veriyoruz. Ne yapıyorum? Kahve yapmaya gidiyorum. O sırada bu tableti yanıma alıyorum arkadaşlar. Tableti alıyorum ve tabletten aşağıda ben mutfaktayken sizin neler yazıştığınızı falan takip ediyorum. Hani durum iyi mi? Keyfiniz yerinde mi? Onları da buradan takip ediyorum. Onları da o şekilde yanımda taşıyorum. Logitech Prodigy klavyem. Yine Logitech mouse. Bu 402. 402 miydi bu? Evet. 402. Gayet memnunum oyun için. Burada yayıncıyla ilgili bir Steam Deck var. Bu Steam Deck arkadaşlar, bunların her biri minik minik LCD. Minik minik LCD'lerden oluşuyor. Mesela yayın diyorum canlı yayın için. Yayına giriyorum. Buradan logoyu açıp kapatabiliyorum. İşte kameraları değiştirebiliyorum. Buradaki her resmini birbirine değiştirebiliyorsunuz. Atayabiliyorsunuz. Bakın bizim logomuz. Yayına başlama tuşu, kapama tuşu, kaydetme tuşu, açma tuşu. Bu gibi fonksiyonları var. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu arada bu figür küçük, bizim Felix'i biliyorsunuz arkadaşlar, benim kedim. Onu anımsamam, hatırlamam için koyduğum küçük bir kedi figürü kumaştan. Bana moral veriyor. Burada tutuyorum. Bu Elgato Ring. Işık ayarlanabilir benim. Çok güçlü bu ışık. O yüzden rahatsız edebiliyor. Gerçekten yani aradan yayına başladıktan sonra 3-4 saat sonra gözlerim bayağı yoruluyor. Bir de size bakarak konuşmak zorundayım biliyorsunuz. Kameralarım da burada. Logitech Brio var. Bu facecam'im. Köşesine koyduğum küçük ekran. Tam ekranları şurada çekiyorum arkadaşlar. Canon'la. Şöyle ışığı kapatayım bir görün. Burada da DSLR bir makine var. M50 kamera kullanıyorum DSLR'e. Bu da ana kameramız. Kalitesinin çok iyi olmadığını biliyorum arkadaşlar. Bazen söylüyorsunuz. Biraz bulanık gibi görünüyor olabilir. Tam istediğiniz gibi değil ama bir zamanla yapacağım şeyler arkadaşlar. Çünkü kameralar inanılmaz pahalı. Gönlümde şey var. X-T4 olabilir. Onlar çok daha başarılı kameralar ama çok pahalı kameralar. Zamanla o bütün ekipmanlarımızı tamamlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani genel olarak bütün günümü burada geçiriyorum. Bu 25 metrekarelik alanda. Peki başka neler yapıyorum? Bu arada ondan da bahsedeyim. Örneğin bazen hani gün içinde dedim ya 17-18 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Arada gelip müzik açıyorum. Müzikle kafamı dağıtıyorum. Bazen hiç müzik çalasım da gelmiyor. Yani herhangi bir davul çalasım gelmiyor. O zaman arkadaşlar kulaklığımı alıyorum. Buradan müziğimi açıyorum. Daha sonra kulaklığımı da alıyorum. Kulaklığıma takıyorum ve şu şekilde, çünkü sırtım ağrıyor. Şöyle yere yatıyorum. Uzanıyorum arkadaşlar. Burada müzik sistemi var. Kulaklığımı alıyorum ve gözümü kapatıyorum. Sadece müzik dinlediğim oluyor. Fazla değil ama böyle bir 15-20 dakika uzaklaşmam gerekebiliyor. Çünkü dediğim gibi yayıncılık hem fiziksel olarak, yani çok hareket etmiyorsunuz, hem de mental olarak çok yorucu. Ama güzel tabii ki. Çok severek yapmamız gerekiyor. 100 bin abone olduk. Çok mutluyum. Yola başladığımda sadece 1000 abone hedefim vardı, ilk başta da söylediğim gibi. Hani eş dost arkadaş gelsin. Benim kafada oyuncular olsun. Bir araya toplayayım, ortam yapayım diye. Bakalım nereye kadar gidecek? Sizin desteğiniz çok önemli. İyi ki varsınız. Bu zamana kadar bana destek olan ailem, arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim, abonelerim, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. İyi oyunlar.